İşte bu bir tane mandıra var. Onunla anlaşmış baba. Bakalım kaç paraya anlaşıyorlar. Ya ne kadar çok kurt var burada ya. Şu oğlum. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Merhaba arkadaşlar. Hazır bizim koyunlarda çok tuhaf davranışlar var. Özellikle gece oldu mu bu koyun çıldırıyor resmen. Dün gece birbirini basıyor. Öldüresiye birbirini basıyor. Ezmeye çalışıyor birbirini. Bak koyunu normalde yatırdığımız yer şu karşısı. Şurası. Baktık ki orada koyun yatmayacak. Birbirini ezecek, öldürecek. Koyunu kaldırdık bari dedik bu sabaha kadar otlayacaksa da sabaha kadar otlasın. Ve otlamıyor da sürekli böyle kaçışıyor. Sanki desen yani böyle görünmez bir şeyler sürekli onu kovalıyor böyle. Onun sırtına atlıyor bir şey yapıyor ve öyle bir ürküntü. İnsanı korkutan bir ürküntü yani böyle nasıl korkutuyor. Yani bu ürküntüyle her şey bir koyunun başına gelebilir. Ağır başını gider. Uçurumdan düşer, kayalıktan düşer. İşte bir derede birbirini aynı şekilde ezer, öldürür. Öyle mi Cemal amca? Tabii. Daha önce hiç böyle bir şeye denk geldin mi? Bismillah yeni denk geldim. Değişiktir bu. Bu niye böyle yapıyor ya? Abi kötü gözler. Ya o yatakta hani diyelim orada bir... Şu yatakta ne var ki yatak? Böyle yatakta durduk ki dümdüz. Taşların üstünde bile yatıyorduk. Ama bu yatakta durmuyor. Evet. Burada da durmuyordu gece. Ya tamam bu işte bir ölümat var abi. Vallahi bilmiyorum ki. Bir nazar duası okutalım da. Bizim neyimizi nazar edecek dersen. Kalir ama bizim kirimize, gözümüzün çapağına. Ne değil be şu hocam? Ha? Ay ben şu hocam var. Yakışıklı ya. Şu reis. Hala görüyorsunuz şöyle üçüncüsü var. Bir de bu otta, bu yeşillikte. Ben şaşırıyorum gerçekten. Hani bu koyuna ne oluyor? Koyun niye böyle davranıyor? Anlamış değilim. İnşallah biraz sakinleşir. Sakinleşmeyi öğrenir. Hayır. Bunun sürekli önündeyiz. Önünü tutmaya çalışıyoruz. Sakin sakin oturmaya çalışıyoruz. Ürkütmeden. İşte. Ama gene de böyle tuhaf davranışlar. Ama gene de böyle tuhaf davranışlar yapıyor. İnşallah düzelir. Ne diyelim bugün? Anneme söyleyeyim de bir dua yapsın artık. Eskilerin bildikleri ne varsa bu yöntemi uygulasınlar. Böyle. Yani düşünün bir koyun bir sürü kendini koruyan köpeğinden ürksün. Kendini koruyan köpeği yıllardır içinde olan köpeğin sesini tanımasın. Böyle davranıyor. Hadi.
Oh da 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 da. Oh. Oh da 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 da. Bir durun ya, bir durun canlar, bir durun. Evet arkadaşlar, her kurt saldırısı yaşamıştı. Bir tane saldırı değil de pusuya yatıp şurada bir koyunu yakalamıştı. Şimdi bu videolarda hep şöyle eleştiriler oluyor, yorumlar geliyor işte, mesajlar geliyor işte. Erdal git Sivas'tan 3 tane kangal al, senin köpeklerin bir işe yaramaz. Bak o zaman kurt yanaşabiliyor mu? Gerçekten şaşıyorum arkadaşlar ya, böyle o da kesin. Sanki Sivas'ta 3 tane kangal var. O üçü böyle değişik bir tür, sanki bunlar değişik bir tür. Ya bu bizim köpekler zaten Sivas'tan gelme. Gerçekten Sivas'tan gelme arkadaşlar. Palaz'ın anne babası çiftlikten yetişkin olarak büyük bir paraya alınmış köpek. Hırçu Hacı abinin, bir tane Hacı abimiz var. Kendisi Hollanda'da yaşıyor, bir arak koyunculuk yapmış. Meşhur bir tane kangalcı var Sivas'ta, ismi Hüseyin galiba, evet. Hüseyin soyadını bilmiyorum da. Gidip ondan almış, onun anne baba soylu soyunu oradan almış onun. Ve Hırçu da torun, yani torunlardan, o köpeklerin torunları. Bozgar dediğimiz meşhur burnu beyazın torunu. O da aynı şekilde Sivas'tan gelmiş soyu. Diğerlerine sarsılmaza bakıyoruz. Sokağa atılmış ama soyu belli. O da şu anda sahibi Metin. Metin abi kendisi rahmetli Yaşar dayımın arkadaşı. O da Erzurum Şenkaya'da. Onun da köpekleri meşhur. Onlar da Sivas'tan gelmiş. Beşu'yu sorarsanız, Beşu kendisi zaten Sivas Merkez Yiğitler Mahallesi'nden. Oradan gelme zaten. Gerçekten şaka yapıyorum şimdi. Ya bu köpekler zaten, bu yörenin zaten o kangal tipli köpeklerin hepsi Sivas'tan gelme. Şimdi şey zannediyor insanlar. İşte Sivas'tan bir köpek getireceksin ve bitecek olay. Ulan öyle olsa herkes Sivas'tan gider bir tane getirir. 3 tane 5 tane getirir. Koyununu artık gece gündüz dağda böyle sahipsiz bırakır. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten yok öyle bir şey. Ağır sürüler, gece gündüz performans. Bakın dünkü videoyu izleyen arkadaşlar biliyor. İzleyemeyenler şuradan izleyebilir. Kurdun zekası üzerine bir zeka doğada ben tanımam. Yoktur da. Plan. Plan yapma, düşünme, karar verme, taktik, çeviklik. Bütün bunların hepsinin bir arada olduğu müthiş bir özellik. Bu sert coğrafyada soyunu devam ettiriyor. Bu zekadaki bir hayvan bile ne kadar gafil bir şekilde tam karşıma çıktı. Yani orada ateş etsem ikisini de öldürebilirdim silahla. Düşünün. Yani her hayvanın her saati bir olmaz, günü bir olmaz. O da bazen yoruluyor tıpkı insan gibi. Mesela biz, ben bu gece hiç uyumadık. Saat 2'ydi falan. Böyle ara ara biraz uyumuşum. Cemal amca gitti mesela, şu anda koyunları kırpacak. Koçları kırpacak. Ben tek koyunu otarıyorum. Yani şimdi bizim bu mesela böyle üst üste böyle bir hafta boyunca, 4 gün boyunca, 3 gün boyunca böyle sürekli buna maruz kalalım. Uykusuz, düzensiz uyku, durmayan koyun, stres. O stres, o koyun böyle kaçıyor, birbirini eziyor ya. Ben sanki o koyunlarımın öldüğü o günü yaşıyorum. Öyle bir stres yaşıyorum. Şimdi benim performansım, yani çobanlık performansım diğer günlerle bir olur mu? Asla bir olmaz. Köpeklerde de böyle, yani bütün canlılarda bu var arkadaşlar. Morali, belki morali bozuktur. Belki dünkü iki kurt moralleri bozuktu. Tartışmışlardı iki eş. Yukarı doğru tartışa tartışa geliyorlardı. Bir baktılar ki ben, şok oldular. En büyük düşmanlarına gafil avlandılar. Yani bilmeyiz ki biz bunu. Hadi. Koyunların yanındaydım. Bir baktım araba gidiyor. Peynir getirecek babam.
İşte bu bir tane mandıra var. Bununla anlaşmış baba. Bakalım kaç paraya anlaşıyorlar. Bu işte bizim babanın işte 3 evin 2 günlük peyniri. Yani şey gibi reklamı olacak arkadaşlar. İşte doğadan sofranıza peyniri böyle getiriyoruz falan. Hani reklamlar oluyor ya böyle süt taşın falan. Bizim bu videomuz da şimdi biraz öyle oldu. Top top peynirler. Böyle. Evet. Evet. Bu 26.400 geldi. Hem bir tane daha bırakalım hadi. Tamam sağ ol abi. Şurada Fransız ezanı okuyor. Silah gibi. Kısa. Bu peynir Siirt'e götürüyorsunuz ha abi? Evet. Anlaşamadınız ha? Evet anlaşamadık. 31 lira diyor. Evet. Çok ucuz ya. Çok ucuz. Gerçekten de ucuz. Çünkü mesela bu 28-25 diyor onlar... Aynı yoğurt gibi peynir veriyor. Ya yoğurt gibi bir de hepsidir. Hepsidir. Bunların bir de onlar kıştan para alıyor. Kıştan 150 milyar, 200 milyar adam para almış. Ben hiç para almamışım. Evet. Yani. Şimdi yani bu getir bu peyniri bu emeğe değmez. Boştur yani baba götür de... kendin Erzurum'da sat. Boş. Evet. Hadi. Tabii sarı. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar fiyat konusunda babamla 10 liracı anlaşamadılar. Çünkü o 31 lira dedi. Biz de kabul etmedik. En az bir 35-36 lira olacak ki bu zahmete değsin. Evet neyse bu şey ya. Vallahi billahi. Bu kadınların emeğine yazık ya. Ben onlara üzülüyorum. Şimdi biz bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra arkadaşlar ne diyorlardı ona? Salamura. Heh. Salamura yapacağız. Öyle babam 4-5 günde bir götürsün Ağrı'da. Erzurum'da, Iğdır'da falan her yerde satılır. Peynir bu yani sonuçta. Hani derler ya peynir ekmek gibi satılır. Yani o laf zaten oradan geliyor. Bu peynir yani her yerde satılır. Daha sonra öyle satarız. İsteyen arkadaşlar olursa veririz. Ayağına. İsteyen arkadaşlar da ölücü olmasın. Onlar da bizleri düşünsünler. Bakın yani buradan getiriyoruz. Bu da adama teslim edeceğiz. Salamura olmadan süresiz 31 lira adam dedi. Biz kabul etmedik. Ona göre makul bir fiyat olursa isteyen arkadaşlarımıza da göndeririz. Çünkü bu dayım gibi onlar da zaten koyunları yok. Diğer koyunları savuyorlar. Çoluk çocuk bu dağda biraz peynir için gelmişler işte. İşte arkadaşlar Tüttaş reklamı gibi havalı olmasa da bizdeki peynir de bu şartlarda işte sofralara gidiyor.
Lan içi tuttu ki. Ne topluyorsun lan? Türkçe bilmiyoruz da ismi. Rastik. Ne yapacaksın? Onunla güzel yemek oluyor değil mi? Çok güzel bir ot yemeği oluyor. Genellikle böyle eşelmiş topraklarda çıkıyor. Böyle kaldırılmış toprak var ya. Ya anne, sizin bu emeğiniz niye bu kadar ucuz ya? He? Kimse niye sizin emeğinize para vermiyor ya? Parmaklarımız böyle olmuş. Hele bak parmağını göster Allah aşkına. O ne olmuş parmağına bak. O sakdı mı öyle olmuş. Heh. Çatlamış eller, parmaklar. Ne bileyim. Gelin size yardım edeyim. Ne? Yorubanın... Ha? Yoğul amca mikrofonu bulamadım. Bulamadın? Bak kayboldu gitti. Valla dayı bu sana var ya, para pul olmuş. Yani o 2000 liralar 3000 liralar onlar para değil yani. Ya mazot bak 1000 lira mazot koy şuradan Ağrı'ya git gel biter. Makarna olmuş 10 liraya. Marketlere gittim, bir poşet 1 milyar yapıyor. Yani o da yani kıymetli, o kadar şey değil. Yani bal değil, bilmem ne. Evet. Diğer normal gıdalar. Para pul olmuş yani. Para tamam biz hani 2000 lira, 3000 lira değeri yok ki. Bir poşet versen 2000 liraya yani para mıdır? Bunda en az 25 kilo et. Vallahi insan kesip kavurma yapsa, makarna yerine et yese yeter. Niye yani o kadar böyle para? 2000 liraya vermiyor musun? Olmaz abi. Sen gibi almaya kalksan hiç vermez. Aynen. Alabilir misin? Yok. Ya onun hakkı 6-7 milyar da kalır. Adı yani krizde. Tabii canım. Kuşları kırpıyoruz. Hmm. Kuşların zamanı bile geçti aslında. Havalar biraz soğuktu, onun için biraz geç kaldık. Evler de geç geldi. Biz kuşları bir yeni kırdık. Kısırları kırkacağız, sırayla kuzuları kırkacağız. Ondan sonra sıra koyunlara gelecek. Koyunlara gelecek. Bu da adamımız yok, Allah yardım etsin. Bir bakalım. Ne oldu? Dem atıyorum. Koyun sağlıyorum, elim yaralı diye dem atıyorum ben. Yo, ne yapsınlar görmüyorum şimdi. Makine var, jeneratör yok. Onu bir bakalım ne yapacağız. Bir ayarlayacağız jeneratörü. Ya makine tek tek olmuyor ki. Makine lazım. Yedek en az bir 4-5 tane diş lazım. Bileleme makinesi. Evet. El mi döner, insan mı döner ya? Aynen. Bir de bileleme makinesi de lazım. Yani o en az bir 20 bin lira masraf edeceksin ki onların hepsini tamamlayasın. Teşkilat olmasa bir makineyle olmuyor. Yani yok ya. Makineyi al getirdin. Makineyi nereye takacağız? Ben de işte onu bir yedek diş diyor. 100 koyun. 100 koyuna bir diş he. Ya 100 koyun değil ya. 40 koyun. Bir diş he. Demek ki günde 100 koyun kırkarsan o makine 2 tane diş lazım. Dişler kalsın. 300 lira. 300 lira. 300. Şu anda 300 lira. 1300? 300. 300 300. Ya bazı koyun var çok kirli. Makine 10 koyunda tıkanıyor. Yani diş köreliyor. Ya o şey var da pıtırak var. Bir tane pıtırağa denk gelse köreliyor gidiyor yani. Yani o bile... Ya hadi inşallah baba, Allah yardımcın olsun. Arkadaşlar ben de çalışıyorum. Ben de koşları indiriyorum. Ayaklarını bağlıyorum. Onlar da kırkım yapıyor. Ya küçücük bir koç. %90'ı yün. Ya diğeri zaten delidir. Bu deli kanlıdır. Bunlar satacak zaten. Bunlar bu sayımındır. Ama bizim bu şey. Yani çok yönlüdür. Bak görüyor musun? Çok ufak bir şey kaldı yani. Çok ufak. Diğeri de gizleri herhalde. Hmm. Yani derli başa tutturmuş. O da pek iyi değil de o yine o bundan biraz iyiydi. Sayın dedi bunların ikisini sat. Biz de kırkacağız. Dedim kırkmadan belki hiç kimse almaz. Aynen öyle. Hiç olmasa kırkalım. En azından kurbanlık murbanlık gider. Yarın o bir gün bakalım Ağrı'ya geçsek götürüp bunları satarız. Evet. Onun yerine koç alacağız. Aynen öyle. O da eğer öyle güzel bir koçtan gelirse eskiden çok... Olmazsa kurbanlık ver. Ağrı'ya gelirdi. Bunları kurbanlık satarız.
Parayı veririz ona, koçlardan kendin mi? Alır. Aynen. Öyle mecbur. Bu da kurbanlığa gidecek zaten. Bunlar da kurbanlık. Yani bunlar damazlık değil. Bunlar da kurbanlık. Hmm. Kaç tane de var kuzuların içinde. Evet, bunlar da kurbanlık aynen. Evet. Kurbanlık bizim toplular. Hırr. Hırr. Bunlar damazlık değil, bunlar kurbanlıktır. Bu beyaz kurbanlıktır. Evet. Bayram amcanındır. Ha, bayram amcanındır o kurbanlık. Evet. Bundan sonra şu Cemal amcanın kattığı kurbanlık. Kurbanlık kısır koyunlar var, dişi toklular var. Arkadaşlar bizde de kurbanlık var yani. İsteyen arkadaşlar bulursa o şey yaparız yani. Satabiliriz onlara. İyi bir paraya satarız. Öyle değil mi? Nasıl bir şey bakalım. Daha öyle büyük mü yapacaksın anne? Evet. Savaşçı? 7 tane olmadım. Hmm. Ne yapacağız peyniri artık? Peyniri... Tuz yapacağım. Tuz da vuracağım. Tuz diyeceksin he? Salamura yapacağım. Evet. Başka? Satacağım. Satılır mı? Hatta salıyorum. Doğrudur. Böyle peyniri nerede bulmuşlar? Bakayım hele, bakayım nerede var başka. Tertemiz mesela. 10 numara peynir. Kuzun 10 numarası da tane yemiyor. Bir de koyun peyniri arkadaşlar. Koyun peyniri çok güzel yani. Biz bu kışın, bizim peynir bitmişti. Biz işte çarşıdan peynir alıyorduk. Ya Allah rızası için insan bir parça yiyemiyordu ya. Biz bir de alışmışız bu peynire, marketlerde falan satılan peynir zaten onu hiç yiyemiyorum ben. Dedik ama makine dar baskın. Yani önce makineden geçiriyorsun toz toprak şey kalmasın diye anne. Sonra? İki tane konusu ne kokuyor, ne siyahlaşıyor, ne koku, pis koku geliyor. Sonra da şeydi. Kaymak ne oldu kaymak hani? Kaymakı içine koydum. Hani bugün kaymak ayıracaktın da. Yok hiçbir şey yapmadım. Ben sana söyledim de anne. Millete 3 kuruşa vereceğine bize biraz kaymak ver de. Şu kadar sarıyla dünyanın parası bari şu kadar kaymak çıkar ver. Ver. Ha, parmağın nasıl oldu anne, iyi mi? İyi. Bugün biraz iyi mi? Da ilaç içiyor mu? Ha, antibiyotik içiyorsun ha. Şişmiş sana bir şey. Evet. Ya anlamıyorum hani 31 lira da diyor adam, ben bakıyorum ya 30 liraya ne veriyorlar ki insana? Yani bu bir de yani böyle hem kendi sermayemiz, kendi koyunumuz, bir de ciddi, çok ciddi bir emek var bu işin. Yani böyle hani dağdan topladığımız bir şey değil ki, bu bizim sermayemiz, bütün varlığımız bu koyun bizim. E zaten bu koyunu biz 2 ay sağacağız. Yani o peynirini... He. O da yayla parası. Zamanı olsun de iki, bir kişi de koyunu şey yapıyor, sürekli sürüyor, iki kişi de sürüyor şimdi. Dört kişi sürekli koyunla uğraşıyor akşama kadar. Onun sabahına kadar parmaklarımız kokuyor, bir de berata veriyoruz. He, anne bu peynir altı suyunu ne yapacaksın ya? Bu ne köpeklere ançoğunu vereyim. Bu normalde işe yaramıyor mu bu? Yok, bu ne şimdi makine veriyorsa biraz kaymak çıkıyor, kaynatıyorsun yine lor oluyor. Yani bunu şimdi makineye vursan kaymak çıkacak ha. E niye vurmuyorsun anne? Köpeklere nasıl ne veriyorsun? Yani mesela bu kadar köpeklere yeter şu. Bizim köpekler iki köpek çıkıyor. Bunda iki kova sabah verdim mi? İki kova nasıl verecek? Ekmek de doğruluyor mu? Evet. Sabun ezgül malı hoş komisyen buraya. Hı. Ben de şey diye gidiyor. Kızıl akıra kadar pırt kayıp ben hiç haber mi kadın bu kadar kadar hem İstanbul. Yaçımız temiz ya borcun ya. Bu anda mı ben de fırçam için açayım beni. Anam sen temiz yapıyorsun ha. Hakikaten şaka maka bir tarafı. Senin
Şimdi peynirin her zaman temiz böyle. Bir de sütü temiz sakıyor. Bir de makinede geçiriyoruz. Evet. Daha temiz olur. Bazı insanlar misafirler gidiyor. Hı. Peynir aynı koyunları var. Peyniri getiriyoruz, kokuyor, siyah. Hı. Hiç yemiyoruz. E ona diyorsun bu peynirden niye koku gelir? Yok koku değil de koyun kokusu. Hı. Ne koku? Kir, toz, pislik kokusu. Hı. İçinde kalıyor öyle oluyor. Makineden geçince o bütün kir hepsi süzgeçlerde kalıyor. Tabii. O taslarda kalıyor. Hep taslarda geçiriyor. Bir de koymak da yine iki kokuları süste koyuyorum. Evet. Koymak da yine içine töküyor. Hı. Evet. Tertemiz olur sonra kapağı olmak. Yani bayağı bir peynir reklamı yaptık bugün. Yok vallahi reklamlar hepsi gerçek. Evet vallahi öyle. Vallahi ha mi? Bakalım onu. Allah emeğinizi boşa vermesin. Eşim, eşim. Kimsenin emeğini boşa vermesin sizinkilerin de. Evet, hadi kolay gelsin. Hadi anne, sağma kuş, sağma kuş hadi. İki tane kalmış, Zeynep gelsin. Hadi. Cesur, ne yapıyorsun? Kaç uçuş? Karim ağzı ne? Bebi. Bebi. Karip poçke, karip poçke. Karip poçke, karip poçke. Daha sık budi, daha sık budi. Daha sık budi. Ya koyun değil, son gidesen afat ya. Afat, afat, afat. Ama sen bak başını. Bırakma, bırakma. Bırakma. Ne o da ne dut? Onun yasa. Onun yasa olmadı niye? O kaçtı. O filan etti. Oho, sen bir savuyorsun, bir bırakıyorsun. Böyle olmaz. Yaman ayına olmaz. Ben kim asat ki? Ay dinliyorum. Kubani be sen, be sen. Sen dur, sen dur, sen dur, sen yapamazsın. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Camı koy beni o. Düşer, düşer. Kolunu molunu kırarsın. Bırak, bırak. Ben de camı kuma koyar. Hayır, camı. Fazla mı? Eyvallah. Bence sen fazlasın. Yok, yok. Sana atalım bence. Yok, yok. He? Yok, yok. Mazayı. Dışarıda evlenecek misin? Yok. Öyle abi, demişsin. Abi, tamam kolbu sırakak. Deli bir koyun ya. Abi deli bu. Gel gel. Elindeki de. Abi rut mu gireyim sen? Abi ne yapar rut bırak seni. Tamam rut mu git ya. Rut mu git ya. Rut mu gireyim. Rut mu tutmuşum. Kaldı. Bana bırak, bana bırak. Kalle. Kalle. Bir. Olsun. Cemal amca başını tut, başını tut. Cemal amca onun başını tut. Hadi bak bak. Hadi bey 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 bey. Cemal amca sen de ayağını koydun süte. Kendimi tutamıyorum ki. Bana konuştuk hata burası. Ha. Ama burada var ya ha.
Ola otmuş ki makale. Zor iş abi, vallahi zor. Abi zor. Zor iş, zor. Bu hak yenmez. Erdoğan yemin ederim, tüm yani. Dayı götürdük adam 30 lira diyor. Sen Allah aşkına 30 lira verir mi ya? Değmez. Değmez ya. Bu emeğe değer mi Allah'ın seversen ya? Bir paket sigara ya 30 lira. Aa, çocuklar erler, merler hep patladı. He vallahi. Güzel bak. Hani bak. O da eldiven, eldiven el dönmüyor ha. Vallahi ya. Tamam, yenge o iki koyun kaldı. Dökme, dökme, dökme. Bir 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 bir. O peyniri ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Sen biraz Erzurum'a falan götürüyordun eskiden. Biraz tecrüben var. Yarın yok, o bir gün götürmeyi düşünüyoruz bakalım. Yani iki günüm toplayacaksın, götüreceksin sen. Bir de bir de bir de bir. Ya burada adam almıyor ya. Bana ucuz. Yani ucuz. O diğerleri aradıkları almış ya. 23.5'a. Evet. Bu da diyor ben ucuza alayım. Niye bağlayalım ki? Evet. Bir bir bir. Anlaşmış yani aslında. Bir de bir. Yani değmez de bu kadar zahmet, bu kadar... Ya bir de bu bizim sermayemiz yani biz bunu dağdan, çeşmeden doldurmuyoruz ki. Bu kadar çektiği çile. Yani hakikaten de yani değmez adam o paraya. Yani adam vallahi yemin ederim koyunu sürer götür orada korursun seni. Kısırlaşsın. Sağılmasa hiç olmazsa etini alır. Aynen öyle. Yani ne gerek var bu kadar hayvan zahmet. Ondan sonra bu masraflar, bu şeyler götür peneri ucuz ucuz onlara verir. Yazık günah ya. Ha vallahi yazık. Şimdi bu penerciler ne yapıyor bu Elazığlılar? Bunlar kışın geliyorlar Iğdır'a. 3-5 gibi 5 kişi oba başları topluyor. Onlara senesinde 100 milyar, 150 milyar para veriyorlar. Yani fiyatı o zaman bağlıyorlar. Evet. Yani şimdi gerçekten Allah'ın hakkı değil. Ya en azından ya enflasyonu... Bu tesisler yine olmasaydı, yani bu Elazığlılar belki 15'ini 10 liraya peynir alacaktı. Aynen. Diyeceklerdi ya çöptür, nedir yani hiç? Mesela ben geçen sene, evvelki sene biz Hayrettin vardı. O da Sivri'deydi, evet. Tedvan'da oturuyordu. Biz ona veriyorduk, o mesela kışın bize lazım olduğu para, mesela ihtiyacımız, zaruri ihtiyaç için. Yayla parası, kışla parası. Kışla parası, zaruri. Alıyorduk bir o dakika bir kaparı. Adam fiyat belirlemiyordu. Diyordu yazın geleceğim oraya. Evet. Mesela biz geçen sene 19'a verdik. Elazığlılar geçen sene 16'ya alıyordular. Evet. 15'e alıyordular. Hemen yanımızda yani yolumuzda evet. Uzak değil. Ayrı bir yol da değil yani. Hemen yanımızda. Şimdi bunlar alışmışlar. Bu seyirciler de artık piyasaya bunlar da o seyircileri her şeyini tanıyorlar. Teker teker arıyorlar. Uyarıyorlar. Uyarıyorlar. İşte biz böyle ucuzlar. Mesela dün adam bana ne dedi? Dedi ki 31'e getir. Sen burada getir bana ver. Ben peyniri beğendikten sonra ben 40'a da alırım. Evet. Alacağım. Hemen sormuş. Onlar burada ben onlara vermediğim için uyarmış da ya biz işte 23.5'a alıyoruz. Sen niye o bahane alıyorsun? Adam da bu sefer bahane aramaya başladı. Yani ucuz almaya çalıştı. Ben de dedim vermeyeceğim. Yani evet. Gerçekten de yani o emeğe yazık ya. Aynen. Onun için bir bakalım eğer yarın yok o bir gün Erzurum'a götürecek. Erzurum olur, Ağrı olur, Iğdır olur. Birkaç sene önce ben Erzurum'a aynı kalıp gibi yani bu şey kesiyorlar yani mesela evet. Şey peynir. Kare şeklinde. He. Yani bu nasıl? Küp küp. Bu bir şey büyük şey, şeylerde marketlerde o kalıp şekilde peyniri koyuyor. Evet, bizimki evet. De şey yapıyorlar. Düz kalıp. Peyniri süzüyorlar. Ondan sonra üzerine de bir şey yani bu peynir en az bu kalınlıkta. Evet. En az 10 santim kalınlıkta. Evet. Ondan sonra kalıp şekilde kesiyorlar. Yani bizim peynirimiz tabii ki gerçekten de lezzeti bambaşkadır. Evet. Yani bizim peynirimiz ne mandıracıların peynirine benziyor, ne bu yürüklerin peynirine gibi, bu ne Elazığlıları, Erzincanlıları. Bizimki %100 yağlı peynirdir. Evet. Onlar o mandıracılar götürüyor. Ben yani kesin bunu görmüşüm orada. Adam götürüyor o peynir, o... sütü, şey peyniri yağ şeklinde eritiyorlar. Yani peyniri eritiyorlar. Yağını alıyorlar, ayrı bir satıyorlar. Hı. Peynir de ayrı bir şekilde satıyorum. Yani kalıp şeklinde evet. Hepsini yerleştiriyor. Ondan sonra veyahut bir düğün bağı gibi öyle peynir örüyorlar.
satıyorlar. Yani onlarınki yani %50 yağlı. Aynen. Bizimki %100 yağlı. Aynen. Biz onlara verdiğimiz peyniri götürüp onlar işletiyor. Aynen. Yağını ayrı satıyorlar. Peyniri de ayrı. Haç o. Ayrı bir şey. Yani. Ayrı. Bizimki normalde %100 doğal yani. Öyle. Bizim yani gerçekten emeğimiz yani ben öyle bakıyorum hep boşa gidiyor yani. Yo emek de mesele değil ki, bu bizim işimiz yani, yani sermayemiz bu bizim. Boşa, biz böyle yaparsak hep boşa gidiyor. Yani boşa ne takmış? Hep zarar. Hep zarar. Yani. Kış zarar, yaz zarar, kuzudan zarar, peynirden zarar. Üretici ne yapacak? Bu işi terk edecek o zaman. Terk edecek. Yani çoğu yani. Mesela bizim yaylacılar var, tanıyoruz. Koyunu sağmayı bırakmışlar daha. Diyorlar ne? Diyor ya boş ver, peynir nedir? Para yapmıyor ki diyor. Peynir para etmiyor diyor. Diyor para ne diye sağayım diyor. Koyunum diyor zayıflıyor. Ha, kuzum zayıflıyor. Evet. Mesela ben etinden kuzusundan alıyorum. Evet. Onun için yani o işten soğumuşlar. Yani gerçekten de soğumuşlar. Yani bunlardan da kimler bu kaç 3-5 gibi şey tüccar azlıklar. Genelde bu Erzincanlılar. Bunlar yapıyor yani. Ya onlar da adamlar tamamen kar odaklı bakıyor. Ya kar odaklı ama o kadar da şey olmaz yani. Hı. O kadar. Şimdi buradaki insanlarda da biraz suç var. Bizimkilerde. Buradaki insanlarda suç nedir? Sen yaylayı alırsın kendi hayvanı. Hiç olmazsa cebinde de biraz para ver. Ondan sonra de ki ben de yazdım sütümü satacağım. Hiç olmazsa iyi bir paraya satayım. Mesela oradan biraz kazanayım. Evet. Sen gidip cebinden diyor para çıkmasın. Hı. Yaylayı alın, mandıracıdan alın. Yazın komşuları toplayın, götürün oradan. Komşulardan aldığın peyniri yaylaya verin. Yani yayla kirasını. Milletten. O da yakışmaz yani. Dönmüyor da bu çark da dönmüyor. Ya dönmüyor. Adam 150 200 300 milyar para yayla parası veriyor. Bunlar istiyor. Da sömürücü de. Bunlar sömürücü vallahi. Bunlar da sömürücü yani. O kadar Allah'ın hakkı değil ya. Yani %50 kar etti. Sen o %200 300. Ama bir bakalım 100 liradan aşağı alabilir misin? Hani bir git onlardan peynir al. Dışarıda biri denesin deksin ben bana 1 kilo peynir gönder. Bu mandıracına bakalım 100 liradan aşağı verir mi de verecekler mi peynir? Doğrudur. Doğrudur bak.
kurtlar bir türlü bırakmıyor. Koyunlar rahat otlasın. Her yerden gelmeye çalışıyorlar. Bu çok namussuz kurtlar ya. O kadar... Kemal amca nasıl bağırıyor? Ha! Tam öndeler mi? Oho! Tam köpeklerin önünde mi Cemal amca? Nerede? Çok hızlı hareket ediyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir hızları var. Hızlı, ani, seri, çok güçlü hayvanlar. Az önce ışık tuttuğumda şu taraftaydı gözler. Nereden? Hemen öne doğru hızlıca atıldılar. Sana Arap tavşanı. Nereye kaçtı? Bu palas. Koyun yine ürkmeye başlıyor. Ürküntü kutluyor. Kurt kokusu var. Sürekli bir kurt kokusu var. Öğren hadi. Ne yapayım? Şu kapatayım. Yoksa birbirini yazacak. Öyle hadi. Size bir otlama şekli var mı ya? Kaçıyor resmen. Birbirini yazıyor. Her hinde kar orta tak etti. Yo ama çıdır ama. Oho. Kar orta tak etti. Kar orta tak etti. Merdar olsaydı hepsi kurtulsaydık ya. Hele bak Allah aşkına ya. Eşekten kaçıyor, attan kaçıyor, köpekten kaçıyor, bizden kaçıyor. Hıdır. Bırakacaksın ama bu dağda var ya, gitsin hepsi uçurumdan düşsün, tertemiz kurtulalım ya. Ya ne kadar çok kurt var burada ya.